Kur'an, Yahudilerin kitapları olan Tevrat'ın kelimelerinin yerlerini ve anlamlarını değiştirmek suretiyle dinlerinde tahrifat yaptıklarını söylemektedir. Bu yüzden Peygamberimizle ilgili işaretler Yahudiler tarafından başka anlamlara çekilmek ve değiştirilmek istenmiştir. Kelimelerin anlamını çarpıtarak var olan anlamı bozan ehli kitap, böylece Peygamberimize işaret eden izahların anlaşılmasını zorlaştırmışlardır. Bu konuya işaret eden Kur'an ayetleri şöyledir. Yahudilerin bir kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirirler ve dillerini eğip bükerek işittik ve karşı geldik derler. Onlar yerlerine konulmuş kelimeleri değiştirirler ve size bu verilirse alın, verilmezse sakının derler. Şimdi Tevrat'ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işaret eden ifadelere geçiyoruz. Bir. Eski Ahit Haggai 2 ayet 6-7 arası. Her şeye egemen Efendiniz diyor ki, bir kere daha vakit azdır ve ben göklerle yeri, denizle karayı sarsacağım ve bütün milletleri sarsacağım ve bütün milletlerin himadası gelecek ve bu mabedi şanla, şerefle dolduracağım der. Geleceği müjdelenen ve Tevrat'ın bu bölümünün orijinal metninde geçen Himada kelimesi, Arapça'da geçen Muhammed ismiyle aynı köklerden ve Ahmet isminin harfleri olan Ha, Mim ve Dal harflerinden oluşmaktadır ve genel olarak aynı anlamları taşımaktadır. Böylece Hazreti Muhammed'in ismi veya isminin anlamını veren kelime, ayetin ifadesinde gelecekte oluşacak görkemli bir olay ile beraber anılmaktadır. Acaba eski ahitten sonra gelen ve Allah'ın varlığını milyarlara yayan Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem gelişinden daha görkemli ne olabilir? Demek Tevrat'ın bu ayeti Peygamberimizden ve onun ile meydana gelecek müthiş ve görkemli hadise olan İslam'ın bütün devletleri sarsarak dünyaya galip gelmesinden haber vermektedir. İki. Eski Ahit İşaya bölümü 42 adeta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmakta ve onun geleceğinden haber vermektedir. İlk önce Eski Ahit'in bu bölümünü okuyalım ve daha sonra Tevrat'ta geçen bu ifadeleri tahlil edelim. İşte kendisine destek olduğum, gönlümün kendisinden razı olduğu seçtiğim kulum. Ruhumu, yani Cebrail'i, onun üzerine koydum. Milletler için adaleti meydana çıkaracaktır. Bağırıp çağırmayacak, sokakta sesini yükseltmeyecek, ezilmiş kamışı kırmayacak ve tüten fitili söndürmeyecek. Adaleti sadakatle ulaştıracak. Yeryüzünde adaleti sağlayana dek cesaretini yitirmeyecek. Ve kıyı halkları onun kanunlarını bekler. Gökleri yaratıp
onları yayan, yeryüzünü ve ürününü seren, dünyadaki insanlara soluk, orada yaşayanlara ruh veren Efendiniz Allah diyor ki, ben efendin, seni doğrulukla çağırdım. Elinden tutacak, seni koruyacağım. Seni halka antlaşma ve uluslara ışık yapacağım. Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları ve cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. Ben efendinim, adım budur. Onurumu bir başkasına, övgülerimi putlara bırakmayacağım. Demek Tevrat'ta geleceği müjdelenen zatın üç vasfı ki, Allah'ın onu koruyacağı, halka anlaşma ve uluslara ışık olacağı, Efendimizin herkesçe malum olan sıfatlarıdır. 5. Eski Ahit, İşaya 42, Ayet 7. Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları ve cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. Tevrat'ın bu cümlesi de Efendimiz'den haber vermektedir. Zira onunla körelmiş gönül gözleri görmüş ve hasta gönüller iyileşmiştir. Onunla nefsin tutsakları özgür kalmış ve şirkin karanlığında yaşayanlar tevhid ışığına kavuşmuştur. 6. Eski Ahit, İşaya 42, Ayet 8. Ben efendinim, adım budur. Onurumu bir başkasına, övgülerimi putlara bırakmayacağım. Tevrat'ta geçen bu ifade çok manidardır. Çünkü Allahü Teala bu ayetiyle göndereceğini müjdelediği zatın putperestliği yok edeceğini haber vermektedir. Peygamberimizin de en büyük mücadelesi putperestlerle olmuş ve Mekke'yi fethettiğinde ilk iş olarak Kâbe'deki putları kırmıştır. Ayrıca Allahü Teala bu ayette putlara övgüleri bırakmayacağını bildirmiştir. Efendimiz bu vazifeyi de yapmış ve elhamdülillah fermanıyla bütün övgülerin Allah'a mahsus olduğunu bildirmiştir. O halde geleceği bildirilen o zat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Zira Peygamber Efendimiz müjdelenen zatın vazifesini hakkıyla eda etmiştir. 7. Eski Ahit, İşaya 42, Ayet 11. Çöl ve onun şehirleri, Kedar'ın oturduğu köyler, seslerini yükseltsinler. Selada oturanlar, terennüm etsinler. Dağların doruklarından bağırsınlar. Tevrat'ın bu cümlesi de, Efendimiz'den haber vermektedir. Zira Efendimiz, Hazreti İbrahim'in oğlu, İsmail'in oğlu Kedar'ın soyundan olan bir toplumun üyesiydi. Demek bu ifade, Efendimizin soyuna işaret etmektedir. Sözün özü, eski ahitten bu bölümler, Efendimizle tam bir uygunluk içindedir. Ayrıca, Tevrat'ın bu bölümünün devamında, 17. ayette, putperestlerin utandırılmasından bahsedilmesi de ilginçtir. Zira bu utandırma hadisesi de Efendimiz'de gerçekleşmiştir. Evet, dikkatli bir incelemeyle eski ahitte daha birçok işaretler bulunabilir. Demek Kur'an'ın söylediklerini embriyolojiden astronomiye, jeolojiden arkeolojiye birçok bilim dalı onayladığı gibi Eski Ahit'in işaretleri de desteklemektedir.
3. Kitab-ı Mukaddes, Tesniye, Bab 18, Ayet 18. Onlar için, kardeşleri arasından, senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım. 4. Yeni Ahit, Resullerin İşleri, Bab 3, Ayet 22. Gerçek Musa demiştir: Rab size kardeşleriniz arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak, her ne söylerse onu dinleyeceksiniz. Ve bütün peygamberler, İsmail ve sırayla gelenler, hep söylenen bu günleri ilan ettiler. Şimdi, Kitab-ı Mukaddes'ten alınan bu iki cümleyi tahlil edelim. 1. Hazreti Musa'nın, Hazreti İbrahim'in oğlu, Hazreti İshak'ın soyundan gelen İsrailoğullarına kardeşleriniz şeklindeki hitabı, Hazreti İshak'ın kardeşi Hazreti İsmail'in soyuna, yani İsmailoğullarına işarettir. İsmailoğullarından gelecek olan peygamberse ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olabilir. Çünkü İsmail soyundan yalnızca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. Hazreti Yuşa ve Hazreti İsa, Hazreti İsmail'den değil, İsrail oğullarındandır. 2. Hazreti Musa, benim gibi sözüyle peygamberimizi kastetmektedir. Çünkü cihat, getirdiği kanun ve hükümler, koyduğu cezalar, cemaati arasında sözünün dinlenir olması gibi 20 kadar hususta Hazreti Musa'ya benzeyen peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Yuşa ve Hazreti İsa değildir. 3. Ayette geçen sözlerimi ağzına koyacağım ifadesi Efendimizin ümmi olup okuma yazmayı bilmediği halde Allah'ın kelamını kolayca hıfzedip insanlara okuyacağına işarettir. Ve bu haber verildiği gibi aynen gerçekleşmiştir. Ayrıca Tesniye 18 ve 19. ayetlerdeki bir ifadeye özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Bu cümlelerde gelecek peygamberin Tanrı'nın ismiyle sözler söyleyeceği vurgulanmaktadır. Peygamberimize gelen Kur'an'ın en ilginç ve diğer kitaplarda görünmeyen özelliklerinden birisi de Kur'an'ın 114 suresinin 113'ünün besmele ile, yani Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle diye başlamasıdır. Hatta peygamberimiz sadece Kur'an ayetlerini okumaya değil, her işine besmele ile başlardı ve bunu ümmetine tavsiye ederdi. Demek Tevrat'ta geleceği müjdelenen ve Tanrı'nın ismiyle sözler söyleyeceği bildirilen zat Hazreti Peygamberimizdir. Beş. Tesniye, Bab 33, Ayet 2. Rab Sina'dan geldi ve onlara Sair'den doğdu. Paran dağlarında parladı ve mukaddeslerin on binleri içinden geldi. Onlar için sağında ateşli ferman vardı. 1. Tevrat'ın bu ifadesinde Sina'dan gelme Hazreti Musa'ya ve Sina Dağı'nda ilahi hükümlerin ona verilmesine, Sair'den doğma ise Hazreti İsa'ya ve ona İncil'in verilmesine, Paran dağlarında parlama ise Efendimizin Mekke'de çıkacağına işarettir. Zira Paran Arapça okunuşuyla Faran'dır. Faran ise
Mekke'nin eski bir ismidir. Ayrıca paranın Mekke olduğuna Kitab-ı Mukaddes'in Tekvin bölümündeki Hazreti İsmail'in Paran çölünde oturduğunu anlatan cümleler de delildir. Zira Hazreti İsmail Mekke'de oturmaktaydı. Demek Kitab-ı Mukaddes'in işaretiyle de Faran Mekke'dir. Tevrat'ın ifadesiyle Allah Faran dağlarından parladığını beyan buyurmuştur. Bu parlama Hazreti Muhammed'den başka kim olabilir? İki. Mukaddeslerin on binleri içinden geldi. Cümlesiyle belirtilen mukaddesler ise Peygamberimizin âli, ehli beyti ve ashabıdır. Kısa bir zamanda bu mukaddes cemaat on binlere hatta yüz binlere ulaşmıştır. 3. Sağda ateşli ferman ifadesi ise cihada ve gelecek peygamberin cihad ile memur olacağına işarettir. Efendimiz ve ümmetinin cihad ile vazifeli olması, bu cümlede işaret edilen zatın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu ispat etmektedir. Demek Tevrat'ın bu cümlesi 3 işaretiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den haber vermektedir. 6. Tevrat yaratılış bölümü yaratılış 21 12-21 arası. Ancak Tanrı İbrahim'e oğlunla cariyen için üzülme dedi. Sara ne derse onu yap. Çünkü senin soyun İshak'la sürecektir. Cariyenin oğlundan da bir ulus yaratacağım. Çünkü o da senin soyun. İbrahim sabah erkenden kalktı. Biraz yiyecek, bir tulum da su hazırlayıp Hacer'in omzuna attı. Çocuğunu da verip onu gönderdi. Hacer Beer-Şeva çölüne gitti. Orada bir süre dolaştı. Tulumdaki su tükenince oğlunu bir çalının altına bıraktı. Yaklaşık bir ok atımı uzaklaşıp oğlumun ölümünü görmeyeyim diyerek onun karşısına oturup hıçkıra hıçkıra ağladı. Tanrı çocuğun sesini duydu. Tanrı'nın meleği göklerden Hacer'e "Neyin var Hacer?" diye seslendi. "Korkma, çünkü Tanrı çocuğun sesini duydu. Kalk, oğlunu kaldır, elini tut. Onu büyük bir ulus yapacağım." Sonra Tanrı Hacer'in gözlerini açtı. Hacer bir kuyu gördü. Gidip tulumunu doldurdu, oğluna içirdi. Çocuk büyürken Tanrı onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı ve okçu oldu. Paran çölünde yaşarken annesi ona Mısırlı bir kadın aldı. Tevrat'ın bu kısmında Hazreti Hacer'den doğacak çocuktan bir ulus yaratılacağı bildirilmiştir. İşte bu ulus Hazreti Peygamber ve İslam ümmetidir. Zira Hazreti İsmail'in neslinden Efendimiz'den başka peygamber gelmemiştir. Eski Ahit Tekvin 17. Bab. Hazreti İsmail'in validesi olan Hacer evlat sahibi olacak ve onun evladından öyle birisi çıkacak ki o veledin eli umumun üstünde olacak ve umumun eli huşu ve itaatle ona açılacak. Tevrat'ın bu ifadeleri de Efendimiz'den haber vermektedir. Zira daha önce açıkladığımız gibi Hazreti Hacer'in oğlu olan
Hazreti İsmail'in soyundan Efendimiz'den başka bir peygamber gelmemiştir. 8. Eski Ahit, İşaya, Bab 42. Musa dedi, Rabbim, ben Tevrat'ta öyle bir topluluk görüyorum ki, onlar insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmettir. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar ve Allah'a iman ederler. Onları benim ümmetim kıl. Allah şöyle dedi, o Muhammed'in ümmetidir. Muhammed ismi semavi kitaplarda Müşeffeh, Münhamenna ve Himyata gibi Süryani isimler suretinde Muhammed manasındaki İbrani isimleriyle gelmiştir. Yoksa açık Muhammed ismi az vardı. Bu azı da Yahudiler tahrif etmişlerdir. Ayrıca burada Hazreti Musa'nın Tevrat'ta gördüğü topluluğu vasfederken kullandığı cümleler de çok ilginçtir. Hazreti Musa o topluluğu anlatırken, onlar insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmettir. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar ve Allah'a iman ederler buyurmuştur. Bu ifadelerin aynısı Kur'an'da Ali İmran suresi 110. ayette şöyle geçer. Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten nehyeder ve Allah'a iman edersiniz. Görüldüğü gibi Tevrat'taki Hazreti Musa'nın ifadeleriyle Kur'an'daki ayet arasında tam bir uyum vardır. Bu uyum ispat eder ki Hazreti Musa'nın gördüğü ümmet ümmeti Muhammed'dir. 9. Eski Ahit Miha Bab 4 ayet 1-2-5. Ahir zamanda bir ümmeti merhume kaim olup orada Hakk'a ibadet etmek üzere mübarek bir dağı seçerler ve her iklimden birçok halk orada toplanıp bir Rabbe ibadet ederler, ona şirk koşmazlar. İşte Tevrat'ın şu cümlesi açık bir surette dünyanın en mübarek dağı olan Arafat Dağı'nı ve oraya her iklimden gelen hacıların tekbir ve ibadetlerini ve ümmeti merhume namıyla şöhret bulan ümmeti Muhammed'i tarif ediyor. On. Tevrat, Hazreti Danyal'ın kitabı, Bab 2. Bu bölümde Asur devletini yıkıp Babil şehrini merkez yapmış ve 43 yıl saltanat sürmüş bir hükümdar olan Buhtunasr'ın görmüş olduğu rüya ve onu izah eden Hazreti Danyal anlatılır. Bu kıssanın özeti şöyledir. Zalim Buhtunasr'ın hapishanesinde bulunan Hazreti Danyal, hükümdar daha kendisine rüyasını anlatmadan önce hükümdara rüyasında ne gördüğünü anlatır. Hükümdar şaşkınlık içinde aynen tasdik ederek, evet, gördüğüm rüya gerçekten bundan ibarettir. Şimdi de tabirini söyleyiver der. Hazreti Danyal der ki, o heykel dünya saltanatıdır. Sen onun başı durumundasın. Senden sonra başka bir hükümet gelecektir ki, senin hükümetine nispetle küçük olduğu için gümüşle temsil edilmiştir. Ondan sonra iki hükümet daha gelip çok genişleyecek ve demirden meydana gelen başka bir saltanat da onu yok edecektir. Daha sonra o da yıkılıp yerine kimi kuvvetli, kimi zayıf pek çok hükümet geçecektir ki bunlar
demirle toprağın birleşemediği gibi, bunlar da birbirlerine yaklaşıp da birleşemeyeceklerdir. Bundan sonra Allah, kısa zamanda bu hükümetleri ortadan kaldıracak, gerçek bir saltanat sahibi gönderecektir ki, onun saltanatı kıyamete kadar ayakta kalacak, mübarek zatı da dünya ve ahiret saadetine sebep olacaktır. İşte rüyanda havadan düşüp de o gördüğün putu kırarak yok eden taşın büyümesi bu gerçeğe işarettir. İşte Hazreti Danyal'ın tabir ettiği rüyanın anlatıldığı Tevrat'ın bu cümleleri putları kıracak ve getirdiği din ile kıyamete kadar ayakta kalacak mübarek bir zatı haber veriyor. Elbette bildirilen bu zatın Efendimiz olmasında şüphe yoktur. Zira Peygamber Efendimiz putları kırmış, maddi saltanatıyla alemi ve manevi saltanatıyla gönülleri fethetmiştir.